ve Adana tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden birisi. Adana Sanayi Odası'nda hem ticaretten hem borsadan hem sanayiden yönetici olan arkadaşlarla, başkanlarla güzel bir toplantı yaptık. Ekonomi konusunda, ekonominin yarattığı, daha doğrusu siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Şunu kendilerine açık ve net ifade ettim. Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor, 3 aşağı 5 yukarı. Ciddi sorunlar var. Bu da herkes tarafından gayet net biliniyor. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Türkiye bütün bu sorunlarını aşabilir. Bütün bu sorunlarını akılcı politikalarla çözebilir. Kendilerine bizim öngördüğümüz stratejiyi de bütün ayrıntılarıyla anlattım. Demokrasi vurgusunu yaptım, üretim vurgusunu yaptım, sosyal devlet vurgusunu yaptım, sürdürülebilirliği, katma değeri yüksek ürün üretmesi gereken Türkiye'nin önemini vurguladım. Türkiye'nin itibarlı, Türkiye'nin saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yer alması için yüksek yetenek inşasına değer vermesi gerektiğini ifade ettim. Enerji maliyetlerinin yüksekliği, bunu ifade ettim. Dolayısıyla bunları nasıl çözeceğimizi de gayet kısa örnekler vererek de anlattım. Buradan yine tekrar ifade edeyim. Hiçbir sanayicinin, üreticinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok. Zaten önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak ve Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi, siyasette başlayarak yeni bir hamleyi hayata geçirecek. Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Başkanım, Adanalı çiftçiler sizden bir güzel haber bekliyor. Urfa'da elektrik ve suyun ücretsiz olacağını söylemiştiniz. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdikleri takdirde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin taşlık araziye güneş enerjisi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi tahsis edilirse burada da veririz. Teşekkür ederim.